Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, sıkça soruyorsunuz, eğitimin geleceği ne? Eğitim nasıl değişir? Çocuklarımızı nasıl hazırlamalıyız eğitime? Meslekler ayrı, ona da geleceğim ama öncelikle eğitim ne? Öğretmenlerin rolü değişiyor mu? Okulun rolü değişiyor mu? ana Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimi değişiyor mu gibi çok sık soru soruyorsunuz. Bunu sorma nedeniniz de özellikle pandemi döneminde kapandık. Online eğitime geçti. E bundan sonra nasıl devam edecek? Öğretmenler işini mi kaybedecek gibi sorular geliyor. Bu konuda görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Avrupa'da örgün eğitim genelde sanayi devrimi ile beraber başlamıştır. Yani sanayi devriminin işçi ihtiyacı var. Fabrikanın dakik emre itaat eden gelip e, görevini yapacak bir eğitim, eğitimli insan kaynağına ihtiyacı vardı. Ona yönelik e, eğitim kurgulanmıştır. Yani bu nedenle sanayi toplumlarında dikkat ederseniz üniversite öğrenci sayısı azdır. Mesela Almanya'da üniversite öğrenci sayısı 3.6 iken bizde 8.5 milyon öğrencimiz vardır. Neden böyle? Çünkü Almanya sanayi toplumu ona göre şekillendirmiş. Yani Endüstri Meslek Lisesi Karşılığı olan okullar 1500 farklı çeşit orada alt branş var. Bizde 50 civarındadır. Dolayısıyla sanayi toplumu kendi ihtiyacını karşılamak için bir eğitim şekli ortaya koymuştur. Fakat bizde öyle olmadı eğitim. Yani Avrupa'nın Napolyon Almanya'yı işgal ettiğinde üniversiteleri kapatıyor. Üniversitelerin görevi orduya asker yetiştirmekti. Biz onu yetiştiririz diyor. Önceden orduya asker yetiştirmek için vardı Batı'da. Sonra sanayi devriminde fabrikaya işçi yani eleman yetiştirmek için oldu eğitim ağırlıklı olaraktan. Şimdi de yeni bir eğitim şekli geliyor. Bizde ise Osmanlı'ya, tarihe baktığımızda eğitim, değerler eğitimi var. İyi bir kul olma, Allah'a karşı görevlerini yerine getirme, ahirete hazırlama eğitimi var. Genelde sanayi toplumu değiliz zaten. Çiftçilikte atadan babadan kalmak geleneklerle devam ettiriyor. Zenaatkar küçük esnaf, ticarethane falan vardı geçmişte. Osmanlı'nın son dönemine baktığımızda yüksek öğretimin zaten yüzde 50 belki de daha fazlası eznebi okullarıydı. Cumhuriyet dönemine baktığımızda bizim kendimizin böyle bir karışık model geliştirmişiz. Ne bize uyuyor ne sanayi devrimi uyuyor. Sanayimiz yok ki e, sanayiye eleman yetiştirelim. Daha sonra sanayileştikçe sanat okulları gündeme geliyor ama e, tabii ki onlar da misyonunu tamamlayamıyor. Ya eğitimdeki kalite Eğitim şeklinde bir problem oluştu. Sanat okullarından mezun olsa bugün COBİ'lerde e, iş adamlarıyla görüştüğümüzde eleman problemi yaşıyorlar. Nitelikli bulamıyorlar. Türkiye son dönemde COBİ düzeyinde iyi, iyi bir mesafede özellikle 90'dan sonra e, ancak şu anda da e, üniversite eğitimine ağırlık verdiği için aileler öncelikle çocuklarını üniversite okusun, e, iş ara mesleklerde eleman bulunamıyor. Bugün Suriyeliler olmasa İstanbul'da tekstil sektörü bitik. bir tek. Birçok ağır işlerde filan genelde Afganistan'dan, İran'dan, Pakistan'dan gelenler var. Niye geliyor bunlar? İş bulmaya geliyor ve buluyorlar da, çalışıyorlar da sonuçta. Dolayısıyla 20. yüzyıl konseptine göre şekillendirilen eğitim, 20. yüzyıl sanayi devrimiydi. 21. yüzyıl yeni bir yüzyıl başlangıcının, işaret bir şey koronavirüsle atıldı. Başlandı dedi. Zaten koronavirüs gelir gelmez eğitim online'a geçti. Peki nasıl bir dünya geleceğini bilmeden çocukları nasıl hazırlayacak öğretmenler ya da okul ya da müfredat değişiyor mu? E nasıl değişmeli? Evet şimdi nasıl bir dünya geliyor? Altını çizelim eğitim açısından. Bu öğretmenleri çok ilgilendiren bir şey, özel okulları çok ilgilendiren, ebeveynleri çok ilgilendiren bir şey. Öncelikle Türkiye'nin eğitim düzeyine bir bakalım. Arkadaşlar Türkiye'de %67 oranında ortaokul, orta ve ilkokul mezunumuz var. %67 oranında düşünün. Ortaokul mezunu %18 yani çık 67'yi %49 düzeyinde ilkokul mezunumuz var. Ya da dışarıdan bitirmiş filan. Yüzde %33 oranında bizim bir lise ve üstü üniversite mezunumuz var üniversite mezunu 14, lise mezunu yüzde 21, yüksek lisans yüzde 1.5, doktora 0.5. Şimdi bu toplumun profiline bakarsak sanayi toplumuna bile hitap etmiyoruz zaten eğitim düzeyi olarak da. Ki şimdi dijital bir dönem geliyor. Dijital dönemde nasıl bir eğitim şekli olacak? Kapalı kapalı olduğumuz dönemde bir online eğitim başladı. Bir e, takipçi arkadaşım mesaj atmıştı. Köy okulunda çocuk evde herkes konuşuyor. Zaten iki oda evler var. Babasının telefonunu almış pencereye koymuş. Çeksin diye doğrulusun internet diye yok. Oradan derse katılmaya çalışıyor. Telekomünikasyon altyapısı her tarafta aynı değil Türkiye'de. Kapalı dönemde online eğitimlerde problemler oldu. Neyse ki Milli Eğitim bunu bildiği için e, o noktada biraz şey davrandı. Yani öğrencilere... Hakikaten şimdi bu kapalı dönemde eğitim verilmiş oldu mu? Eğitimin temel amacı Batı pragmatisttir. Yani bir iş dünyası kurmuş ona yönelik hazırlıyor. Değerler eğitimi Batı'da e, hukuk eğitimi var, zorunluluk, yasaların eğitimi var ama değerler eğitimi çok yok. Ancak Batı'daki dini grupların kendi arasında e, e, to eğitimler var. Yani merhamet, vicdan, iyi insan ol olma yardımlaşma gibi eğitim şeyleri yok. Ancak hukuk eğitimi var, yasa eğitimi var. Buna uymazsan şu cezayı alırsın. Zorunluluklardan kaynaklı bir eğitim var. Ama bizim şimdi milletimizi ayakta tutan şey daha başka. Yardımlaşma, merhamet, vicdan, değerlerimiz, hatır gönül var bizde. Hatır gönül okulda mı öğretiliyor? Hayır, aileden geliyor. Çocuk ikram ediyor birine, hediyeleşiyoruz. Bizim gibi toplumları ayakta tutan, özellikle Türkleri, bu tip şeylerde her ne kadar giderek azalsa da Türkiye'nin şansı da bu. Yani bu nedenle Batı hücum ettikçe 15 Temmuz'da işte gördük. Millet sokağa çıktı. Hop dedi ne oluyoruz filan. Batı'da olsaydı kimse herhalde silahlara karşı dilimiyim miyim ben? Niye sokağa çıkayım der? Gider Bodrum katına inerdi. Geçmiş tecrübelerinden dolayı. Şimdi 21. yüzyıla giriyor muyuz? Giriyoruz. Eğitim seviyemiz bu mu? Bu. Belki hızla dijitalleşiyor muyuz? Evet. Tüm dünyada 21. yüzyıl küreselleşme yüzyılı. Küreselleşme ekonomik bir kavram değil. Küreselleşme ideolojik bir kavram. E, toplumun, devletin, eğitim şeklinin, iş hayatının, ticaretin yeniden tanımlandığı bir şekil. İşte ticaret dediğimiz yani mesela sanayi dediğimiz üretim artık dijital üretim. Nesnelerin interneti dediğimiz yani... 5G ile başlayan hızlı internet sadece bizi internete bağlamıyor, bizi internete bağlanıp kullanmamızı sağlamıyor. Vücudumuzu da bağlayacak tüm e, tıbbi veri tabanda. aynı zamanda nesneleri de bağlayacak. Yani biz şimdi telefonumuza komut veriyoruz diyoruz ki e, şunu ara e, komutunu veriyoruz arıyor ya da şu, şuraya gideceğim bize konum bilgisi ver diyoruz işte yol bilgisi ver veriyor. Aynı şekilde nesnelerde de böyle olacak. Dördüncü sanayi devrimi dediğimiz nesnelerin internetinde fiziki platformun yani tüm ürünlerin, biyolojik platform tüm canlıların dijital platformla birleşmesi. Ne demiştik buna? Singularity yani teknolojik tekillik. işin özü internete bağlı her şeyin kumanda edilebilir olduğu bir toplum. Küresel toplum, ticaret, online ticaret artık alanda satan da online'e kayıyor giderekten. Dolayısıyla Türkiye'deki online ticaret pazarı Alibaba, Amazon kimde? de yabancılar Bizim ticaret pazarlarımız vardı. İşte İstanbul'da örneğin nakitin ünlü yer Kapalı Çarşı, Osman Bey, Mertler Merter gibi piyasalar vardı. Mobilyacılar gibi kaydı şimdi hepsi. Türkler maalesef bu şeyi de organize edemedi. Geldi Alibaba, geldi Amazon, ticaret. Aynı zamanda B2B dediğimiz Şirketler arası ticarette direkt internete kayıyor. Toplumu anlatıyorum. Eğitime gelmeden önce nasıl bir toplum önümüze kondu onu anlatıyorum. Buna hayır diyor muyuz bu topluma? Demiyoruz. Tartışıyor muyuz? Tartışmıyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Yönetim şekli olaraktan Hes koduyla başlayan süreç dijital devletleşme sürecinin ilk adımıdır. Yani bu yönetenler için avantajlı bir şeydir çünkü kişinin e, polisi açısından her şeyini görüyorsun. Diyelim ki İstanbul'da 16 milyon kişi var, 14 milyon kişi Akbil kullanıyor. Yani daha çok e, öğrenciler, işte işe giden insanlar falan. Çok büyük, büyük kesim diyelim, hadi 14 milyon demeyelim de. Akbil'den hangi saatte girdi, hangi saatte çıktı, hangi AVM'ye girdi? E, kredi kartı şimdilik, yarın dijital cüzdanlar gelecek. Nerede ne harcamış, e, hangi kamerada görüldü? her şey göz önünde. Dolayısıyla kişi yok ben oraya gitmedim diyemez. Şimdi HTS kayıtlarına bakın diyorlar. HTS kaydına falan bakmaya gerek yok. HES kodu tüm dijital verilerin birleştiği bir merkez. Sizin e-devletle başlayan süreç HES koduyla her şeyi birleştiriyor. Dolayısıyla nasıl bir toplum önümüze konuyor bir yaşam şekli dijital. O zaman eğitim bundan sonra nereye evrilecek? Eğitimde paradigma değişimi var. Tüm dünyada. Şimdi örgün eğitim batıda sanayi toplumunda eleman yetiştirmeye yönelik. Bir sadece ara eleman değil aynı zamanda üst kademe yönetici yetiştirmeye yönelik. Bizdeki Amerikan üniversitelerinde mesela kurduğu ilk finans ettiği ODTÜ, Boğaziçi gibi genelde uluslararası şirketlere yönetici yetiştirir. Genelde son döneme kadar buralardan yatırımcı çıkmaz. Yani iş yapandan çok ara kademe eleman vardır uluslararası bir şirkette orta düzeyde elemandır. Yani popolaran iyi yap iyi popolaran acayip eğitimi var diye üniversitelerde genelde ara kendilerine eleman yetiştiren üniversitelerdir. Şimdi bakalım dünya nasıl olmuş iş noktasında Airbnb en büyük şeyi oteli yok. Efendim hiçbir oteli yok. İşte Uber en büyük taksi şirketi hiç taksisi yok. Ne görüyoruz burada? Organizasyon. Yani bir fikir var değil mi? Bu tip projelerde bir fikri hayata koyan, dijital toplumu iyi tanıyan, dijital sistemi iyi tanıyan bir kişi bir akıl yürütüyor. Böyle bir proje tutar diyor. Yatırımcı da buluyor, koyuyor ve bire 1 milyon kat artıyor. İşte eğitimde de şimdi bir hibrit eğitime geçiliyor şu an. Yani her ne kadar pandemi sonrası geri biz yaygın eğitime Ör, e, sınıfta dayalı yüz yüze eğitime geçiyoruz desek de geçilmeyecek. İlk önce eğitim eğitimlenecek. Yani yarı okulda, yarı evde. Daha sonra da tamamen e, online eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitim olmayacak. Planlanan bu. Pandeminin ilk günlerinde daha başlar başlamaz Dünya Bankası Türkiye'ye 160 milyon dolar online eğitimin geliştirilmesi için bir proje vermiş, bir kaynak aktarmıştı ve bu tip projeler zaten hazırdı. Hatırlarsanız pandemi başladığında, Mart ayında filan çıkabilecek şeyleri videolarda çekmiştik. Ne demişti? Karşı sertifikası adı altında bir immunity pasport, bağışıklık pasportu. Şu anda yeni gündeme geldi. Sanki bu e, korona olmuş da insanlar ne yapalım? Ne edelim? türü canlandıralım, toplumu yeniden yeni normale alıştıralım güvence altına alalımın sonucu gibi çıktı ortaya değil mi? Hayır. Önceden çalışmalar vardı. Bu noktada ispatı da benim videolarıma gidin bakın o tarihte bunu getirecekler demiştik. HES kodu olayının geleceğini çok önceden söylemiştik. Adını HES kodu demedim ben de. Çin'deki dijital devlet yönetim şekline yönelik. Dolayısıyla eğitim aynen bu şekilde planlanmış ve değiştiriliyor şu an. Neye göre değiştiriliyor? dijital dünyaya küresel dijital dünyaya yönelik eğitim modeli ortaya burada hibrit eğitim ilk etapta daha sonra online ha bazı uygulamaya dayalı eğitimler yine öyle olacak öğretmen kavramı değişiyor öğretmen önceden neydi bilge kişiydi ee, ebeveynler öğretmene çocuğu verirken eti senin kemiği benim derdi şimdi çocuk eline internete veriyoruz eti de senin kemiği de senin oldu gitti yani çünkü çocuğun öğrendiği kaynak değişiyor. Öğretmenden daha önce çocuk anaokulu döneminde cep tele akıllı telefondan başlıyor öğrenmeye. Anneler babalar çok seviniyor. Bizim çocuğumuz çok yetenekli. Tık 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 kullanıyor filan. Böyle böyle gidiyor diyor ya. Google'un üst düzey bir yöneticisi vardı bir zaman bir açıklama yapmıştı. Bundan 5 yıl önce çocuğunuz akıllı telefonu iyi kullanıyor, uygulamaları filan diye zeki olduğunu zannetmeyin. Biz en geri zekalı göre bunları tasarlıyoruz demişti batıda eğitimde yeni bir eğitim modeli var. Yeni derken uzun süredir var. Üst düzey yöneticiler o şekilde eğitim modeli veriyor. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar şimdi eğitimde diyor ki küresel uzmanlar artık diyor çocuğun bir tuşla öğrenebileceği bilgiyi öğretmenin uzun anlatmasına gerek yok. Sorar çocuk arama motoruna bir tıkla tüm bilgiyi alır. E öğretmenler şimdi onu anlattığında Öğretmen öğretmenle gözünde efsaneydi öğretmen. Aa ne kadar bilen öğretmen derken arama motorunun yanında bir öğretmenin bilgeliği mi kaldı şimdi çocuğun gözünde? Dolayısıyla tahtada anlatan bir öğretmen değil diyor küresel mekanizma. Önce onların şeyini anlatacağım. Nasıl bir eğitim yönlendirdiklerini ki öyle de olacak bu Türkiye'deki şu anki müfredatta çok hızlı bir değişiklik oldu bir çalıştayda yapıldı. O değişikliğe merak edip göz atarsanız yeni meslekler, yeni şeyler falan tamamen dijital dünyaya yönelik bir eğitim konsepti. Anaokulu da dahil başladı. Şimdi önceden ne diyorduk? Bir önceki videomda İngilizler 6000 kelimeyle konuşuyor, bizler 600 kelimeyle. Onun da bir önemi kalmıyor dijital dünyada çünkü yeni kavramlar var. Yani yaşlıların şu an işte nesnelerin interneti, singularity, transhumanizm, efendim, e, artırılmış gerçeklik, 3D, print gibi kavramlar var. E bakıyor şimdi anne baba ne diyecek bunlara? Bunlar hayatın içine girdi. Dolayısıyla artık dijital kavramlar tüm dünyada aynı. Çocuğun zihin dünyasında düşündüğü araçlar tamamen 21. yüzyılda kendine özel kavramlar. Ve nasıl ki geçmişte alfabeyi değiştirildiğinde A'dan Z'ye bir tarih, bir literatür güm gitti. Şu an sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın tarih ve literatürü başka bir kenara kondu. 20. yüzyıla kadar olan tüm değerler sistemi şu tarafta. Şimdi 21. yüzyılda buradaki eğitim modeli büyük resetçiler bahsetmiştim ya. Davos'ta açıklama yapmışlardı. Geçen yıl Mart ayında büyük reset. Yani her şeyi sıfırlayalım. İşte orada tasarlanan eğitim modeli bir. Şu an bizde ilk uygulanan da, o uygulanacak olan da hızlı bir şekilde geçmeye çalışılıyor. O eğitim modelinde artık diyorlar Önde saygın öğretmeni dinleyen bir öğrenciye çok da önemli bir öğrenci değil. Testlerden çok yüksek not alan çok makbul bir öğrenci değil. Yani çünkü o öğrenci onu ezberlemiştir nihayetinde. Öğretmense artık anlatan öğretmen değil, yetenek keşfeden öğretmen. Çünkü öğrencinin derste artık testler, bizde şimdi çocuk sınava kazansın diye böyle e, testleri çalışıyor, 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 kazandı sınava. Değil mi? Buraya bir parantez açayım, bir açıklama yapacağım. Şimdi çocuk kazansın, bizde yaygın bir sanayi kültürü olmadığı için ailelerde devletçi Osmanlı'dan gelen e, bizim Türkler tarih boyunca devletçi çocuk devlete geçsin kendini garantine alsın diye üniversite okutuluyor. Ama son dönemdeki küreselleşme eğilimi tüm dünyada Türkiye'de de var devlet kendine ait tüm unsurları özel sektörü boşaltıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi çekiliyor devlet iş kollarından. Çekilince istihdamı azalıyor. Dolayısıyla bundan sonraki daha da azalacak. Çocuk üniversiteyi bitirsin, devlette bir görev alsın derseniz o ihtimal biraz zayıf. Ha kaymakam olur, emniyet müdür olur, asker olur bunlar ayrı. Ama onun dışında devlet endeksi düşünmemen gerek. Zaten Türkiye'de şu an binler, yüz binlerce üniversiteli işsiz var. Yani vasıfsız eleman, teorik bilgisi var. Pratikte şu Taksim'deki simitçiden daha vasıfsız diyebilirim. En azından orada bir simit satma kültürü var. Bu arkadaşları yanlış anlamasın. Eğitimin yanlışlığından bahsediyorum bizde. Yani o kadar teorik ve ezbere bilgi var ama pratik bir bilgi yok. Bu nedenle bu arkadaşlara benim önerim üniversite mezunusu devletten bir şey beklerken diğer taraftan becerilerinizi artırmak gerekiyor. Parantezi kapatıyorum, devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi diyor ki küresel mekanizma öğretmen diyor. Öğreten kişi değil artık. Öğretmen öğrenciyi takip eden kişi, yetenek keşfeden kişi. Öğrencinin öğrenmesinde yeni dijital araçlar var. Şimdi düz bir kara tahta vardı eski 20. yüzyıl öğretim şeklinde. Hadi biraz daha zenginlerin çocuklarının ya da özel okullarda bazı teknolojik aletler vardı. Öğretmen sahneye çıkar, baş aktör olarak da çocuklara bir şey anlatırdı. Ama şimdi çocuğun elinde uygulamalar var. O dersi zaten önceden öğrenmiş, görmüş ve sınıflarda bir metre kare ise öğrenci başına düşen alan dijital dünyada teknolojiyle donatılacak okullar varsayılıyor. Ki bizde biraz daha o özel okullarda olabilir. Devlet okullarının bazı deneme okullarında olabilir. Çoğunda yoktur teknolojik ve öğrencinin öğrenmeye başlaması daha anaokul düzeyinden önce neyle oluyor? Akıllı telefon. Yani küresel mekanizmanın şirketleriyle oluyor. Teknolojilerini kullanarak öğrenci öğretmenin karşısına çıktığında ilkokulda bir dünya bilgisayar oyunundan etkileniyor. Oradan seviye atlamaya başlıyor. Oyun oynadıkça. Daha çok öldürmeye dayalıdır o oyunlar. Seviye atlıyor ve yeteneğini kendince geliştirdiğini falan varsa için çıktı öğretmenin karşısına. 1 milyon öğretmen var Türkiye'de yaklaşık öyle var söyleyeyim belki de biraz fazladır. Öğretmen dijital dünyadan habersiz, çocuğun şeyinden habersiz Türkiye'deki temel problem. Küresel mekanizma diyor ki öğretmen artık bilgiyi veren değil bir kere daha altını çiziyorum. Yeteneği keşfeden proje ortak yaratıcılık diyor. Ben yaratıcılık kelimesini kullanmak istemiyorum. Üreticilik diyeceğim çocuğun üreticiliğini teşvik eden rehberlik görevi gibi onun kariyer planlamasında hangi teknolojileri kullanması gerektiğini anlatan. E biliyor mu biz de öğretmen? Hangi öğretmen bilecek hangi teknolojiyi? Biraz sonra geleceğim. Yapay zeka var, 3D işte epirit var, nanoteknolojiler var. Şimdi okulların online eğitimde bulut sistemi. Bulut sistem nedir? Çocukların Zoom'dan bağlandığı yani tüm eğitim materyallerini dijital olarak depolaması lazım. Bunu nerede depoluyor? Bulut teknolojisi dediğim bir sistem var. Orada depoluyor ee, okullar e, şu ana kadar. Peki e, öğrencinin gelecekte yanında ne olacak? Avatar dediğimiz robotlar olacak. Çok mu şey geliyor. Çok yakında olacak bunlar. Yani yardımcı öğretmen. Çocuğun birçok şeyini halledebilecek. Bu önce batıda başlar sonra da bize gelir. Çünkü bugün çocuğu yetiştirirken Bugün görev alacak şeklinde yetiştirmiyoruz. Üniversiteyi, yani ortaokula başlıyor, liseye başlıyor, aradan çok zaman geçiyor. Üniversiteye başlıyor, üniversiteyi bitiriyor, yani 15 yıl filan zaman geçiyor baktığımızda 15-20 yıl çocuğun. 10 yıl sonraki toplumdan bahsediyorum, hatta 5 yıl sonraki toplumdan bahsediyorum. Dolayısıyla çocuğu uygulama öğretmen konumunda olacak uygulama dediğimiz şey. Yani örnek vereyim nedir uygulama? Bugün matematik öğretmeni gidip özel ders veriyor mesela 250 lira saat diye diyor. Ama çıkmış bir uygulama tüm matematik dersini A'dan Z'ye 200 liraya veriyorum diyor. Öğretmenlerin rakibi. Bir de ona yapay zeka katıldığında üniversite yazılık için söyleyeyim. Üniversite yazılıkta en önemli şeyle de dershanelere gidiyordu çocuklar. Kapatıldı bir şeyler oldu filan. Şimdi dershanede öğretmen ona koçluk yapıyor değil mi öğretmen? Eski sınav sorularını ortaya çıkartıyor, koyuyor. Ona göre sınavlar yapıyor öğrettiğini anlamak için. Şimdi bir de yapay zeka eğitimli uygulamalar var. Eski sınav sorularını koyuyor, orada e, hesaplama yapacak. Yüzde şu kadar oranında kimyadan çıkmış, yüzde şu konudan çıkmış, yüzde şu kadar bu konudan çıkmış. Çocuğun önüne tüm verileri koyuyor zaten. Artı çocuğa saatlik ders veriyor. Şunu şu saatte çalış, sınava gir, sonucu al, değerlendir, sor. Dolayısıyla dershanelerin yerine online dershaneler geliyor mu? Geliyor. Kapanır mı dershane? Kapanmaz. Ama büyük oranda öğrenci kaybedecek. Şimdi öğretmenlerin aynı şekilde karşılaştığı problemle dijital eğitim teknolojilerini tanıması gerekiyor. Çok hızlı öğrenciler onları tanıtıyor. Bunlar sanal asistan dediğimiz şimdilik sanal olan robotlar var, uygulamalar var. Daha sonra gerçek hayatta robotlarla karşılaşacak önümüzdeki süreçte. Ve öğretmen diyor ki batıdaki şey öğretmen keşfedici olması lazım. Şimdi testten hızlı geçen adam benim işime yaramaz diyor. Bundan sonra. Buradan benim çıkarttığım şey şu. Diyor ki küresel mekanizmanın adamları ben ulus devletlerin eğitimleri beni ilgilendirmiyor diyor. Şimdi gittiniz siz. Diyelim ki Amazon şirketine işe gireceksiniz. Aha benim diplomam. Hiç bakmaz diplomaya. Hemen gel bakayım ben seni bir sınav yapayım. Senin diploman benim işime yaramaz. Bilgin mi işime yarar? Dolayısıyla büyük şirketler kendileri sertifika eğitimleri başlatacaklar. Yani üniversite mezun olup da işe giremediğiniz şirketlere 6 aylık 3 aylık sertifikalarla al sana üniversite mezunu gibi istediğiniz işi verecekler. Çünkü öğrenci, öğretme okul ilişkisi ulus devletlerde var. Küresel Dünyada ulus devlete ye yer yok. Ne diyor? Büyük şirketler devletlerin misyonlarını üstlendiği için onlar sertifika eğitimleri olacak. Dolayısıyla üniversite eğitim kavramı değişiyor. Bu kadar uzun süreye gerek yok diyor küresel mekanizma. Şimdi hibrit eğitimde de önce şeyde başlayacak, yarı zamanda başlayacak. Şu an bunu yaşıyoruz. Sonra online eğitime geçecek. Burada da var sayımları şöyle. Diyorlar ki işte çocuk sabahtan akşama kadar okula gidiyor, sıkılıyor, vakti yok. Zaten Batı'da Amerika'dan bir arkadaşım sohbet ettik. Burada eğitim şekli farklı diyor. Bizde diyor, Türkiye'de gidiyor çocuk okula, dörtte çıkıyor. Sosyalleşmeye zamanı kalmıyor. Hiçbir şeye zamanı kalmıyor. Yorgun argın eve geliyor. Amerika'da biz öyle değil diyor. Öğleye kadar öğreden sonra dışarıda bir sosyalleşme eğitimi var filan diyor. Güresel mekanizmada çocuk diyor, daha hızlı sosyalleşecek diyor. Ben buna çok da katılmıyorum. Çocuk okulda ayrı bir kendi taydaşlarıyla sosyalleşme yaptığı şimdi çevirim için söyledi. Online sosyalleşme. Kiminle konuştuğunu bilmiyor. Bugün evde çocuğunuz odada durunca eminde diyorsunuz ya. O çocuk şöyle dünya 3-5 tur atıp gelebilir. Çünkü girmiş olduğu bilgisayar oyununda Meksikalı da çıkar, Çinli de çıkar filan. Ee, üniversiteler şu an batıda üniversitelere gidiyor ee, çocuklar. İşte Oxford, Harvard filan bunların da çok bir önemi kalmayacak. Çünkü online eğitimde. Ayrıca online eğitime kadar zaten Çin hızlı bir şekilde pazar payını artırmıştı. Batı'ya gidenlerin büyük çoğunluğu Afro Avrasya'dan Çin'e gitmeye başlamıştı. Online eğitimde artık siz buradan istediğiniz üniversitede okuyabilirsiniz. Şu an başladı. Önümüzdeki 5 yılda fiziki üniversite eğitimi olmayacağı için ayrıca dünyanın ünlü üniversiteleri de artık pazarını büyütmek için her tarafta eğitim verecekler. Kurumsallaşacak. Kurumsal online eğitimlere geçecek. Ee, öğretmen mesleği hiçbir zaman ölmez. Ama öğretmenlerin dijitalleşmesi, dijital teknolojileri tanıması çok önemli burada. Peki bizim öğretmenlerimiz ne kadar bunu tanıyabilir? Çoluğu var, çocuğu var, yani işi var, gidiyor. Belli bir yaşın üstünde öğretmenler, yeni mezun olanlar da bu teknolojileri tanımıyorlar. Öğretmen ve öğrenci arasında makas açılacak doğal olarak da. Şimdi Türkiye'nin, devletin, cumhurbaşkanının iddiaları var tezleri var. Topluma sundukları var. İşte büyük bir Türkiye hayal ediliyor değil mi? Büyük Türkiye bu eğitim şekliyle olmaz. Yüzde altmış yedisi ilk, ortaokul ilkokul mezunu. Buradan bir şey çıkmaz şu anda. Ne diyor Cumhurbaşkanı geçen konuşmasında? İşte şu tarihe kadar en herkese lise mezunu yapacağız diyor. E, dijital topluma lise mezunuyla da gidilmez. Çünkü dijital dünya yeni kavramlar, bambaşka kavramlar. Ve biz bu toplumla, bu eğitim şeklimizle bizim üstümüze dijital e, toplum şu an, dijital devlet şekli geçiriliyor mu? Geçiriliyor. Vay halimize ya. Merak eden lütfen Milli Eğitim Müfredatı'na bakın. Ne biçim değişiklikler var? Anlamazsınız bile yeni meslekleri. Öyle bir isimler koymuşlar ki gülüyorum ben. Tamamen küresel mekanizmanın verdiği eğitimler, e, içerikler, yani yeni şeyleri de işte yeni ortaya çıkacak meslekler. Niye yeni ortaya çıkacak meslekler? Ayrı videoda bahsedeceğim. Arkadaşlar robotlar rutin işlerin tamamını alıyor. Mesela Batı'da ne diyor? Batı'daki şeyler eğitim uzmanları tarihine gittiğinde sanayi devrimine eleman yetiştirmek için bir eğitim modeli şekillendirdi. Şimdi o, o sanayi devrimindeki elemanların %50'si yaklaşık robotlara kaptıracak gelecekte. ne yapacak bu öğrenciyi o zaman? İşte bu öğrenci de yetenek avcısı. Onunla şöyle bir örnek vereyim size. İki sene önce bir arkadaşımla sohbet ederken bir yarışma açıldı dedi. Rockefeller Vakfı bir yarışma açıyor. Diyor ki blockchain tabanlı bir e, yarışma düzenliyoruz. Blockchain'de insanlar birbirlerinin hukuk problemini ulus devletin mahkemesine gitmeden öyle bir yazılım geliştirin ki bu problemi çözsün. Mahkemeye gerek kalmasın. İki kişi. Bunun problemi ortaya koyuyor. Buna yönelik yazılım geliştiren kişiye ödül verecek. 100 bin dolarlık bir ödül vaat ediyor. İşte diyor ki küresel mekanizma analitik düşünün, proje bazı düşünün ama benim verdiğim çerçevede düşünün. Yani geleceğin öğrencilerinin ezberleyen değil, proje geliştiren, düşünen ee, bireylere ihtiyacımız var diyorlar. Ama o birey küresel dijital dünyanın kavramları dışına çıkamayacağı için ne düşünürse düşünsün küresel topluma hizmet etmiş olacak. Mesela 2015 yılında CIA e, personelimizi yeniden dizayn ediyoruz. %75 oranında analist olmayı, analist katlosu istihdam edeceğiz. Neden? Artık bilgiye ulaşmak diye bir problem yok ki. Polisin fiziki takibi kalktı. Birinin ne yaptığını komşularına gidip sormaya da gerek yok. Telefondan kime ne yazdığını her şeyi görüyorsun. Analiz ihtiyacımız var. Yani bilgiyi analiz eden, ne anlama geldiğini bilen, doğru mu, yanlış mı bilgi, güvenilir mi? İşte öğretmene de küresel mekanizmanın biçtiği rol, öğrencinin bilgiyi değerlendirmesine rehberlik edecek. Bilgiye ulaşmadaki hangi teknolojik araçları kendini yeteneğine göre, ve kişiselleştirilmiş eğitim. Şimdi e, öğrencinin tıbbi verileri dahil dijital dünyada zaten görülüyor. Eğilimleri görülüyor. Öğretmen bunu tespit ederek doğru yönlendirme, doğru kariyer planlaması yapacak yetenekli olması lazım. Var mı öyle bir yetenekli öğretmen? Bizde zaten sınıflarda öğretmen Allah demiş. Mevcut eğitimden dolayı öğrenciye şöyle ters baksa veli anında geliyor bir şikayet. Ardından müfettiş cimere bir yazı bitti. Eğitim zaten bu noktada e, resmen e, öğretmenler tırsmış öğrencilerden. Gördüğüm kadarıyla e, çok öğretmen arkadaşla sohbet ettim. Geçmişte e, farklı eğitim kuruluşlarının daveti üzerine konferanslar vermiştim. Ordu öğretmenlerin problemini görürken, sohbet ederken net bir şekilde görmüştük. Türkiye için ne olması gerektiğini daha sonra söyleyeceğim. Yapay zeka arkadaşlar. Yapay zeka uygulamalar, yapay zeka robot yapay zeka uygulama derken matematik, kimya, fizik alanında eğitim uygulamaları ve dijital teknolojiler, dijital eğitim teknolojileri çok fazla gelişecek. İşte artırılmış gerçeklik, 3D print dediğimiz artık yeni Çin'de geçenlerde bir haber vardır. Reklam, bir tren koymuşlar, 3D reklam. Üzerine geliyor gibi oluyor insanlar da çekiliyor. Bir de deepfake dediğimiz geçmişte 2016-2017'de çok sık yazdığım sahte derin sahte diye söyleyebileceğimiz yani e, teknoloji sizin konuşmanızı alıyor, yüzünüzü her şeyinizi alıyor, siz, siz gibi bir tane bir şey üretiyor. Nasıl ki ilk Güney Kore'deydi galiba, evet Güney Kore'deydi ya da Japonya'daydı. İlk haber spikeri çıktı robot olarak sundu, kimse de anlamadı. Aysa ki onun robotu yarın hologramı gelecek. Dolayısıyla deepfake olayında da e, alacak birini konuşturacak. Cumhurbaşkanımıza öyle bir video hazırlamışlardı. Aynen görüntü o, ses de onun. Çünkü kelimeleri topluyor. İstediğiniz şeyi üretebiliyorsunuz. Olmayan insanda üretiliyor. İşte öğrenciye bu teknolojileri öğretmenin anlatması lazım. Bilebilecek mi öğretmen bu teknolojileri? Peki öğretmeni kim eğitecek dijital dünyada? Dijital okur yazarlık olması lazım öğretmenlerde de. Çünkü çocuğun kavramları dijital dünyayı sanal yerli diyorum ben bu çocuklara. Aşağıdan gelenlere Z kuşağı falan diyorlar ya, bir sonraki kuşakta küreselin alfa kuşağı diyor. Artık o bilinen insan değil, insan dışı işte e, farklı gelişen dijital teknolojilerle hacklenebilir insan üretmek istiyorlar diyorum ya. Yapay organlarla falan veyahut da deri altına yerleştirecek implantla daha gelişmiş şekliyle gülüyorlardı bir zamanlar. Şimdi kuzu kuzu başlar önünde ha öyleymiş diye... Al anladıklarını da sanmıyorum bizim milletimizde de bazı kişiler. Arkadaşlar şimdi eğitim hibrit. ilk etapta daha sonra online. Eğitim teknolojileri dijital. Yapay zeka çok etkin olacak gelecekte. Yani çünkü dördüncü sanayi devriminin iş kollarının tamamı tamamı dijitalleşiyor. Dijital bir entegrasyon süreci var. Aklınıza ne gelirse gelsin. Bu nedenle her meslek dijitalleşecek. Yani dijital okuryazarlığı olmayanın gelecekte, şimdi demiyorum iş bulma şansı yok büyük şirketlerde. Ha şimdi köyüne gider çiftçilik yapar ayrı bir şey. Bizde de devlet bunu görerekten e, batıdan verilen şu an dijital eğitim şekli aynısı bize uymaz. Eğer aynısı olursa bu tam bir cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim felaketi olur. Ne yapmak lazım? Gelecek. Dolayısıyla... E, Öğrenim artık sınıfta değil her yerde diyor. Öğrenci gitsin gelsin mekan yok. Her yerde telefonla öğrenebilir. Artılmış gerçeklik gözlüğünü takar öğrenir. Artık yeni gözlükler gelecek. Önü de gösteren, arkayı da gösteren. Çin'deki bir sınıfta demin bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. Öğrencilere bir dijital elbise giydiriyorlar. Öğretmenin önünde öğrencinin sıcaklık yani vücut sıcaklığı var ruh halini görüyor. Üzgün mü, şey mi filan. Dolayısıyla öğrencinin ısısı arttıksa ve sağlık problemi varsa düğmeye basıyor, ailesine haber veriyor. Bunu doktora götürün şeklinde. Öğretmen öğrenciyi öyle bir tanıyor ki artık teknolojiler üstünden takip ediyor. Aslında yapay zeka takip ediyor. Zaten arka planda bir çalışan yapay zeka var. Böyle bir dönem konuyor önümüze. Nasıl eğitim? Eğitim böyle olacak. Türkiye ne zaman bu sürece gider? Türkiye'de bu o kadar kolay değil. Çünkü eğitim şekli çok düşük. Bir ara bir Uganda devlet başkanı Obama Avrupa'da Merkel'i filan dinlettiği bu günlerde gündemde ya o zaman da dinlettiği gündeme gelmişti. Uganda espri yapıyor. Uganda devlet başkanı aramış. Obama demiş akıllı ol. Bizde internet olsa sen beni de dinleteceksin demek ki demiş yani. Şimdi bizde maalesef şey öyle. Ee, ama bizde eğitim, online eğitime geçirecekler arkadaşlar. Öğretmen öğrenci arasındaki problem büyüyecek. İki ayrı dünya oluşuyor çünkü. Öğrencinin beyni dijital dünyadan formatı yiyor ve şekillendiriyor. İnternetleşme sürecine bizim siyasilerin farklı bakması lazım. İnternetleşme kaba inşaattır. İçerik ne? Sen çocuğa şu kadar fiber kablo çektin diye övünüyoruz biz. Şu kadar bilgisayar övünüyoruz. Tamam da onun içinde o çocuk neyi öğrenecek? Kütüphane yaptım. Mermerden, altından kapıları var. İçinde İngiliz, Amerikan, Alman kitapları varsa o kütüphane şekil olarak var. İşte internette de böyle bakmak lazım. Onun için içeriye yoğunlaşmak lazım. Bizim mümkün olduğu kadar yakın vadede Türkiye'de öğretmenlik kalkmaz. Niteliği değişir. Yani öyle bir dijitalleşecek. Zaten söylediğim gibi eğitim düzeyimiz belli. Ee, devletin yaklaşık yüzde on dört buçuk, on beş toplam kamu harcaması içerisinde eğitim giderimiz var. Bu ciddi anlamda artacak. Çünkü mevcut teknoloji birçok okula teknoloji ihtiyaçları var. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini engellemek için madem online oluyor. Ailelere e, telefonun var mı yok mu, bilgisayarın var mı yok mu ya da işte bir şeyin çocuğun internete bağlayacak bir cihaza ihtiyacı var. Geçmişte bir, 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 bir bilgisayar dağıtılmıştı yeniden online okula geçtiğinde bunun ele alınması lazım. Bu fırsatsızlığı gidermek için. Ee, benim öngörüm arkadaşlar 10 yıl sürmez. Türkiye'de de dahil. Üniversite eğitiminin çok bir anlamı kalmayacak. Şu anda da kalmadı. Mezun oluyorsunuz. Devlet destekli olduğu için, yani devlet endeksli olduğu için iş bulamıyor. Devlete küsüyorlar. Hiç küsmeyin. Devletin konumu belli, yeri belli. İstihdam kapasitesi belli. Üniversite, Mevcut üniversite mezunları derhal bir kursa gidip bilgi ve becerisini dijital okuma yazma ürünlerini artırması lazım. Dördüncü sanayi devrimine yönelik hızlı bir yapılanma var. Ve bizde küresel mekanizma diyor ki, ulus devletin etik değerlerine, kültürüne, tarihine değil, küresel, kü, dijital kültüre uygun öğrenci istiyorum ben diyor. Bunun için de bizim okullarda başladı, bazı üniversitelerde, Dijital vatandaşlık dersi verilmeye başlandı. Bizim devlet müfredatına da koyacaklar. Anaokullarında emoji eğitimlerine başlandı. Küresel toplum hazırlanıyor ya. Peki, biz eğer küresel mekanizmanın bu şekilde harfiyle uyarsak, Türk milleti vasfımız, değerlerimiz nerede kalacak? İşte eğitim otursun bunu düşünsün. Yani önümüzdeki süreçte, bu, bu, biz küresel sisteme öğrencileri kotem edeceğiz gelecek nesli yoksa bir taraftan 20. yüzyıl kavramlarıyla Türk Devletler Birliği'ni kuruyoruz öbür tarafta İstanbul Birliği'ni kuruyoruz büyük büyük konuşuyoruz da aşağıdan dijital vatandaşlık eğitimi başladı işte siyasiler oturup bir baksın daha ne olup bittiğini anlamıyorlar benim gördüğüm kadarıyla hiçbiri şu an ne olduğundan zerre kadar haberleri yok Buna kesinlikle inanıyorum ben. Bakıyorum konuşmana ne yapıyorlar diye. Ya gördüğün sanayi devrimi ve dijital toplumdan habersizler. Yani böyle de bir problemimiz var bizim. Neyse bu konu uzun. Yine vakit bayağı oldu. Bu konuya devam etmek lazım ara ara. Kısacası öğretmenler şu an için üzülecek herhangi bir şey yok. Online eğitim de olsa devlet öğretmeni işten atmayacak. Süreç devam edecek. Ama öğretmen öğrenci arasında problemler yaşanacak. Özel okullar burada kendini çok hızlı revize edip online'a daha farklı bir konsepte geçmeleri gerekiyor. Üniversitelerde çok hızlı bir içeriğin değişmesi lazım. Çünkü dijital dünyada her meslek dijital dünya endeksli bir eğitim modeline geçeceği için bu eğitimler geri kalacak. Çünkü yapay zeka ile yarışacak öğretmenlerimiz, robotlar öğretmenlerin rakibidir. Eğitim, bizde bir de dini eğitim var. İşte Kur'an kursu eğitimleri var filan. Onların da rakibi robot hocalardır. Budistler de ilk başladı, Hristiyanlar da başladı. Papa online günah çıkartmıştı. Bizde de temel ilk şeyleri, eğitimleri, duaları filan önümüzdeki süreçte robot, eskiden hatırlayın ezan okuyan saatler hurra bir gündeme gelmişti. Şimdi de ezan okuyan robotlar, dua öğreten robota kadar çok hızlı bu alanda Girecek, bunu da duymuş olun. Çin'e gidip muhtemelen yaptıran da vardır. Bu şekilde önümüzdeki dönemde e, dini eğitim açısından da, e, milli eğitim açısından da çok büyük değişiklikler var. Vakit az olduğu için, yani çok uzun videolar izlenmiyor. Şimdilik ben bir genel çerçeve çizdim. E, küresel mekanizmanın öğretmene biçtiği ve öğrenciye biçtiği rol daha başka. Okul kavramını değiştiriyorlar. Ee, devam edeceğim arkadaşlar mesleklerin geleceği olarak da ikisini birleştirdiğinizde daha sonra e, geleceğin dünyasının hazırlıyorsak çocukları geleceğin dünyası ne? Bilmediğimiz bir dünyaya nasıl hazırlayacağız sorusu gündeme geliyor. Bunu da bu dünyayı biz bilmiyoruz ama bilen biri bu dünyayı ortaya koyuyor önümüze. Mecbur muyuz bu dünya böyle onların istediği gibi yaşamaya? Bu soru çok önemli bir şey. Evet görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.